3.5 civarında da kabine toplantısıyla ilgili de açıklamalar yapıyor. Yani tabii burada daha çok kulak kabartacağımız konu emekliler meselesi. Acaba o konuda bir takım kararlar alınacak mı, alınmayacak mı meselesi var. Hani gençlere, üniversite öğrencilerine cep telefonu meselesi var. Tabii ki gençlerin de en çok beklediği konuların başında o geliyor. Akşamüstü daha çok hani o kabine toplantısından çıkacak karara bakacağız. Bugün tabii daha çok anayasa konusu da gündemde. Ankara'da çok konuşulacak. Çünkü Numan Kurtulmuş dün Ankara'daki medya temsilcilerini bir araya getirdi ve orada daha çok vurgulaması anayasa değişikliği konusuyla ilgiliydi. Yani belli ki 1 Ekim'den itibaren anayasa değişikliği konusu en çok meclisi meşgul edecek konuların başında geliyor. Bu ne demektir? Bu tabii yerel seçimlere kadar bir şekilde hani sağ partileri yanına çekmeye çalışacak olan AKP iktidarının bir anlamda özellikle başörtüsü ya da türban konusunu ön plana çıkararak ailenin işte bütünlüğü ya da ailenin önemi konusunu başa çıkartarak sağ partileri yanına çekmeye çalışacak. Eğer başaramazsa işte gördüğünüz gibi bu konuda hani muhafazakar partiler dahi bu konulara yanaşmıyor diyerek yerel seçimler kampanyasını bunun üzerine kuracağı anlaşılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani anayasa değişikliği konusunun mecliste kolay kolay geçmesi çok zor. Çünkü 322'ye sahip biliyorsunuz AKP, MHP iktidarı ve diğer partilerle olan Cumhur İttifakı'nın sayısı. Bunu 360'a çıkartabilmesi için hani CHP çatısından 39 milletvekilinin girer, sağ partilerden oluşan 39 milletvekilinin buna destek vermesi lazım. Hadi bunu sağladı diyelim, 360'ı buluyor. Yani halk oylamasına gidebilecek bir oran. Ve İyi Parti'yi de, 44 milletvekili İyi Parti'yi de eğer yanına çekerse 400'e ulaşacak tabii ki AKP iktidarı ya da Cumhur İttifakı'nın bileşenleri. Bu ne demektir tabii? Hani Millet İttifakı kendi içerisinde kendisine muhalefet yapmasın diye bir ortam oluşacak bu anayasa değişikliği sırasında. Mecliste en çok tartışılacak konuların başında bu gelecek. Ama yerel seçimlerden önce böyle bir değişikliğin olabilmesi çok zor. Çünkü yerel seçimlerde partiler kendi içlerine dönmüş ve hani daha çok sahada olan ve işte mücadelelerini sahada yapacak olan partiler konumuna gelecekler. Ama hani meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi konusu tabii ki gerçekleşebilir. Komisyonlar da konuşulacak bunlar. AKP iktidarının daha çok istediği konuların başında da bu geliyor. Meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi. Dün Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı bizlere söyledi. En çok bunun üzerinde de duracağız. Çünkü demokratik bir yapıya ulaşması lazım iç tüzüğün. Ki hani partilerin komisyonlarda yeteri kadar, yeteri zamana sahip olup tartışması ve genel kurulda sadece bunun bir oylamaya kalması konusu gündemde olmalı ki bu tabii o kavga görüntüleri de çok doğru bir şey değil. Meclisin itibarını çok azaltan görüntüler bunlar. Bunları da minimuma indirmeye çalışmamız lazım. Çünkü meclisin tarihinde bu türlü görüntüler maalesef iyi bir izlenim bırakmadı şu ana kadar dedi. 28. dönemde bunları yaşamamamız için elimizden geleni yapacağız demişti tabii. Kendisine bizzat ben sordum. Hani anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddeleri var dedim. O konuda herhangi sizin bir özel görüşünüz var mı? Tabii ki daha siyasi partilerle görüşmeden önce bir genel konuda bir görüş belirtemezsiniz ama kişisel görüşünüz tamamen meclisin gündemine geldiğinde o konuda konuşulur diye bir cevap verdi bize. O da tabii çok önemli çünkü laiklik ilkesinin giderek erozyona uğradığı Türkiye'de hani muhalefetin en çok dikkat ettiği konu bu ama artık mecliste yeniden Refah Partisi gibi, Hüdapar gibi partilerin sürekli kaşıdığı bir durum bu. Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliğine yönelik durum. Dolayısıyla bunun da tartışılması gerekir. Fakat öyle anlaşılıyor ki bu konuda hani seçimler öncesi sağ partiler bünyesinde bol bol kullanılacak gibi geliyor bana. Konu bu şekilde, kapatalım bu konuyu. Geçelim Bahçeli-Soylu meselesine. Çünkü dün Bahçeli
Bahçeli'nin yaptığı açıklama sonrası çok konuşuldu bu konu. Durup dururken Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya sahip çıkan, hani her başı sıkıştığında bir anlamda Milliyetçi Hareket Partisi liderinin devreye girdiğini görüyoruz bu konuda. Her yaptığı gibi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğini bir anda açıklayıverdi. Üstelik de oldukça şaşalı cümlelerle açıkladı. Dedi ki işte vefanın, siyasi ahlakın bir gereği olarak Süleyman Soylu'ya sahip çıkıyoruz dedi. Sonuna kadar da arkasındayız dedi. Sayın Soylu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası var dedi. Müfteriliğin daniskası diye cevaplandırdı. Tabii Soylu'dan güzel bir teşekkür aldı bu konuda. Hani büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin dedi Süleyman Soylu Devlet Bahçeli için. Şimdi niçin acaba durup dururken Süleyman Soylu'ya böylesine bir destek olma ihtiyacı duydu Devlet Bahçeli? Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztürk bu hani sahip çıkma olayına doğrudan yargıya müdahale olarak açıkladı. Siyasi ahlak bir suç konusuysa o suçun üstüne amasız fakatsız gitmek gerekir dedi. Vefa nereden çıktı dedi. Soylu'nun arkasındayız açıklamasının manidar olduğunu söyledi Faik Öztürk ve bunu aynı zamanda soruşturmaya, yargıya müdahale olarak açıkladı. Gerçekten de şunu düşünelim şimdi, yargı ve emniyette soruşturmayı sürdüren isimlere ve cenahlara uzamasın mesajı acaba var mı bunun içerisinde? Çünkü kendilerine gelen bazı bilgiler büyük bir ihtimalle daha da fazla. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ve tabii ki büyük bir ihtimalle Erdoğan'dan aldığı talimatla hareketle daha fazla üstüne gidecekken bir anda MHP lideri tarafından durdurulma ihtiyacı hissedildi. Soruşturmanın nereye kadar gideceğini, mafya-siyaset yargı ilişkisini ortaya çıkarıp çıkarmayacağına yönelik bu girişimlere Milliyetçi Hareket Partisi lideri dur dedi bir anlamda. AKP'nin de MHP'ye seçimlerde ihtiyacı var. Hani bu müdahaleye karşı AKP'nin sessizliğinin koruduğunu da görüyoruz ciddi bir şekilde. Durup dururken Soylu devlet insanı olarak nitelemesi de Devlet Bahçeli'nin bu eski bakana bir anlamda devlet zırhı da sağlamış oluyor. Yani bir zamanlar Mehmet Ağar'a yapılanlar şimdi Süleyman Soylu'ya yapılacak gibi bir takım görüşler Ankara gündemini hareketlendirmeye, hatta daha çok meşgul etmeye başladı. Dolayısıyla Bahçeli'nin Soylu'ya sahip çıkma meselesi Ankara'nın gündeminde bugün de konuşuluyor. Neden sahip çıktığı, hangi gerekçelerle çıktığı, arkasında ne olduğu, bir anda Soylu'ya devlet zırhı giydirmek gibi bir misyon edindiğini, Devlet Bahçeli'nin neden buna gerek duyduğuna yönelik de konuşmalar bol bol Ankara gündeminde konuşuluyor. Geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısına. Çünkü saat 11'de başlayacak bu toplantı. Bir şey söylediniz galiba. Sinan Ateş cinayeti de önemli orada. Ayhan Bora Kaplan'ın ismi Sinan Ateş cinayetinde de geçiyordu. Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve tetikçinin Sinan Ateş cinayeti öncesinde, suikasttan önce de Kaplan'a ait çiftlikte atış talimi yaptığı iddia ediliyordu. Ve sonrasında biliyorsunuz gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Ateş cinayeti dosyası soruşturmanın ilk savcısına verildi. Ve sonrasında da MHP liderinden açıklama geldi. Bu konuda belki bu çerçevede değerlendirilebilecek başlıklardan bir tanesi. Sözü bıraktım tekrar. Şimdi tabii yani şimdi Süleyman Soylu Devlet Bahçeli'den bağımsız olarak bu türlü yapıların, bu türlü hani yasa dışı örgütlerin dışında tutmak çok zor. Çünkü hem Sinan Ateş cinayetini biliyoruz, hem Ayhan Bora Kaplan meselesini biliyoruz, daha da fazlası hatta. Sonuçta eğer İçişleri Bakanlığı döneminde Süleyman Soylu bir takım faaliyetler yürüttüyse, ki Ali Yerlikaya'nın büyük bir ihtimalle bu müdahaleleri, bu operasyonları zaten o dönemlere ait operasyonlar, dikkat edilirse bunu Devlet Bahçeli'den bağımsız yapmadığını düşünebiliriz rahatlıkla. Sinan Ateş cinayetleri de bunların başında geliyor. Zaten biliyorsunuz o cinayetin faili bizzat Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinden birinin evinde ortaya çıkmıştı. Artık bunu o şekilde bağımsız bir şekilde düşünmek çok zor. Geçelim parti meclisi toplantısına. Bugün saat 11'de toplanacak. Saat 20 dakika kaldı. Birkaç saat sürmesi bekleniyor
Demokrat Parti Meclisi toplantısının Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Burada tabii çıkacak olan tek konu ortaya kongre tarihinin belirlenmesi. 5 Kasım tarihi bir şekilde dillendirilmişti. Bunun resmi hale gelip gelmeyeceğine bugün parti meclisi toplantılarında bakacağız. Bugün parti meclisinde ayrıca konuşulacak konuların başında da tabii hani il kongrelerinde görülen o uygunsuz kavga görüntüleri, tartışma görüntüleri bunun da üstüne gidecektir büyük bir ihtimalle bugün. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeleri bu konuda da kategorik ve kesin bir karar alacaklardır büyük bir ihtimalle. TÜZİK görüşmelerinde bugün tartışılacağını tahmin ediyoruz. İstanbul seçimi konusu önemli. 8 Ekim'de yapılacak ama şimdiden onun tartışmaları başladı. İstanbul İl Kongresi çok önemli. Çünkü orada delege sayısı 198. Yani aslında çok ciddi bir şekilde genel başkan seçimlerini etkileyebilecek nitelikte bir delege sayısı bu. Dolayısıyla İstanbul seçimlerine ayrı bir önem veriyor genel merkez. Özgür Çelik biliyorsunuz adaylığını açıklamıştı ve zaten Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. Yarından itibaren bizzat resmi bir şekilde Cemal Can Polat bir basın toplantısı yapacak. Çarşamba günü saat 18'de. Dün de bunun duyurusunu yaptı ve o da adaylığını açıklamış olacak. İki adayın ön plana çıktığı bir seçim olacak. Bu bakalım önümüzdeki günlerde neler gösterecek. Bu seçim önemli. İstanbul'a ayrı bir önem veriyor. Genel merkez onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ankara'nın gündemi her zaman olduğu gibi Alev Olgay oldukça yoğun. Biz de takipçisiyiz ve izleyicilerimize ve sizlere tabii aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Zeynel Lüle. Haftanın ikinci gününde Ankara'nın gündemini bizlerle paylaştı. Hakikaten yoğun bir gün ve yoğun bir hafta olacak gibi görünüyor. Özellikle ana muhalefet cephesinde il kongreleri tamamlanacak ve sonrasında şimdi bugün kurultay tarihi netleşecek ve biz de süreci takip edeceğiz her zaman olduğu gibi.